Ya Yaprağı tanıyamıyorum şekerim. O üstü başı, hali tavrı cemiyet haberlerinde fırlamış gibi. Ne yapsak, konuşsak mı? Ay bilmiyorum Fatoş ya. Belki öyle geçici bir dönemdir. Aman öyle olsun lütfen ya. Takma tırnakları iki devre kahvenin içine düşüyor. 50 kere bir daha yapıyorum kahveyi. Ya o koskocaman pırlantalara ne demeli? Ay Yaprak böyle biri değildi. Evlendik o koşuktan öl... Köpek mi o? Evet, yeni aldım. Sever misin? Seversen bir gün bana gel, birlikte sevelim. Yok, böyle iyi, sağ ol. ne haber geç gün taze? Bugün beğendin mi kıyafetimi? Ben geçen haftaki olaydan sonra sizinle muhatap olmuyorum. Ay ölümü gör ol be. Kızım senin pozisyonun benim iki dudağımın arasında. Piyasadan silerim seni. Aslı, kuzenin Sacit ne kadar hoş bir erkek. Öyle mi? Kafa çocuk gibi. Ayrıca sıcak ve hayvani bir cazibesi var. Ama farkında değil. Ya, o kadar isterim ki birlikte olmanızı. Aa, laf mı dinliyorsun sen be, gözlerini devire devire? Cevap vermeyeceğim. Hanımefendiliğimi bozmayacağım. Benim de çirkin bir yüzüm var. Göstermeyeceğim. Tabii çirkin bir yüzün var. Ama 50 tane ameliyatla toparlatmışsın çok şükür. Aa! Kalitemi bozdurttunuz yine bana be! Niye ben çıkıyorum ya? Sen çık. Burası benim. Seni tenzih ederim bebeğim. Burhan! Kusura bakmayın Şayka Hanım. Kim bilir kaç defa seslendiniz, bebeğin hiçbirisini duymadım. Kaç kere sesleneceğim be? Bir kere seslendim. Köpek aldım. Ay çok tatlı. Çıkı çıkı çıkı. Ben hayvanları çok severim. Tam bir hayvan dostuyum ben. Benim evde de kuş var. Bebişim gel bebişim, gel bebişim. Oy. Nasıl durdu? Yakıştı değil mi? Aa, canlı renklerle çok daha iyi gidiyor. Köpek de canlı ya, ondan olabilir. Bu espriyi daha önce planlamamıştım. Aa, şimdi çıktı. Ay, adı ne bunun? Şimdi karar verdim. Fatoş. Fatoş mu? Fatoş. Huşt Fatoş. Ah, güzel oldu bence. Burhan, bu daha çiş eğitimi almadı. Akşam sana getiririm, orada öğrensin. Yani yaparsa senin evde yapsın oraya buraya. Çünkü bizim ev bütün altın varak. Her şeyi rezil eder. Ah, beklerim efendim. Başımla beraber. Ben tam bir hayvan dostuyum, bunu unutmayın. Bu bizim için bir mutluluk tablosu. Beklerim efendim. Başımla beraber. Hoş. Hoş. Hoş Fatoş. Hoş Fatoş. Hoş. Fatoş. Aa, çok iyi oldu ya. Çok tuttu bu, çok. Hoş. 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 Ya ben kulağımla duymasam gelip sana bunları niye anlatayım bebişim? Çok değişti, kokoş oldu. Ne o pırlantalar, bilmem ne dediler. Ben girdim, sustular. Bak, Aslı saf, yarım akıllı bir şey. Ama Fatoş... çok yaşamışlıkları olan bir kadın. Bunlar iyi niyetli laflar değil bebişim. Kusura bakmayın Şahika Hanım ama onlar benim çok eski arkadaşlarım. Ve sizinle de geçen hafta çok iyi bir başlangıç yapmadık. Tamam, sor arkadaşlarına. De ki böyle böyle bir şey dediniz mi? Ya arkadan konuşmasınlar, dobra olsunlar. Biraz Seda Sayan olsunlar ya.
Tamam, ben çalışıyorum şimdi. Neyse, hani... işim var. Lütfen. Ay, nereye gidiyorsun acaba? Şahika Hanım bu çişini yaptı ama kakıntısını yapmadı. Cem. Ha? Sence bu Şahika nasıl biri? Bence iyi biri. Ya kızlar pek anlaşamadılar ama bence iyi bir arkadaş. Hem iyi bir dert dinleyici. Ama geçen hafta bize neler dedi ya? Ama Yaprakçığım, yani siz de kızın arkasından neler söylemişsiniz? Hepsini duymuş, çok da üzülmüş. Yani senin arkandan bu kadar laf söyleseler de senin tepkin ne olurdu bilmiyorum yani. Bence çok tatlı biri. Gerizekalının başkanı. Sen benim şoförümsen. Ben istiyorsam sabaha kadar tek ayak üstünde evin önünde bekleyeceksin. Gerekirse arabayla Urfa'ya gidip lahmacun alıp geleceksin. Gelir gelmez de bu köpeğe büyük tuvaletini yaptıracaksın. Bana cevap verme, senin 7 sülaleni süründürürüm ha. Ne demek işi bırakıyorsun? Ondan 5 salise önce ben seni beyin gücümle kovdum. Ya işte ben beynimle böyle döverim adamı. Hadi be! Defol! Defol! Burhan, akşam sen bırakırsın beni dönüşte eve. Tamam efendim. Hayatımın en zevkli araba yolculuğu olacak. Ha? Nasıl böyle zor durumda bırakırlar sizi? Vah, 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 vah. Tabii müstahdemle uğraştın mı? Hadi neyse yani. Ya, çıkalım. Bebeğim, biz çıkalım. Sen köpeği al. Vallahi bağırdıkça acıktım ha. Hadi bebeşim, hadi. Tabii. Bebeğim. Gel Fatu. Anadolu'dan kop gel, düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.